Arkadaşlar merhabalar. Nesir bilgisi yani düz yazı türleriyle beraberiz. Sanatsal metinler bugünkü konumuz. Sanatsal metinler anlatmaya bağlı düz yazılar, göstermeye bağlı düz yazılar olmak üzere ikiye ayrılır. Anlatmaya bağlı düz yazılar masal, fabıl, hikaye, roman, göstermeye bağlı düz yazılar tiyatrodur. A. Anlatmaya bağlı düz yazı türleri. Masal. Olağanüstü olaylarla süslü, Olağanüstü kişilerin başlarından geçen olayları anlatan eserlere denir. Masal, tümüyle düş gücünün ürünü olan, sunduğu evreni inandırıcı kılma yolunda bir kaygı taşımayan kısa anlatılardır. Masalın bazı özellikleri vardır. Masallarda genelde olayların geçtiği yer ve zaman belli değildir. Anlatımda iç uyak yani secilere yer verilir. Abartılı olaylarla süslenir. Masallar kişilerin, özellikle çocukların hayal dünyalarını geliştirir, güçlendirir. Kahramanlarından bir kısmı devler, periler, cinler, ejderhalar gibi doğaüstü yaratıklardır. Masallar kendi içinde üç bölümden oluşur. Genelde bir varmış bir yokmuş diye başlayan bölüme döşeme adı verilir. Asıl olayın anlatıldığı bölüm de kendi içinde giriş, gelişme, sonuç olmak üzere 3 ayrılır. Masalda her şeyin güzel bir sonuca bağlandığı bölüm dilek bölümüdür. Bu bölüm genellikle gökten 3 elma düştü diye bir tekerleme ile biter. Masallar genelde duyulan geçmiş zamanla anlatılır. Masallarla toplumun düşünüş tarzı, zevki kuşaktan kuşağa aktarılır. Birçok başyapıt örneğin Hamlet, Kral Lear, Faust Masallardan çıkarılmıştır. Edebiyatımızda Binbir Gece Masalları, Keloğlan Masalları gibi pek çok masal örneklerine rastlanır. Fable Masalların insan ve hayvan davranışlarından hareket ederek toplumda görülen aksaklıkları yermek ve gerçek insanlara bir ahlak, düzen dersi vermek gibi amaç güdenleri de vardır. Bunlara fable denir. Bilinen en eski Hint edebiyatında Pancha Tantra, Arapça çevirisiyle Kelile ve Dimne, eski Yunan edebiyatında Ezop masallarıdır. Batıda La Fontaine, fabul türünün en ünlü yazarıdır. Müzik